Isparta Merkez Çeriver Mahallesi'nde kalaycılık işiyle işgal ediyorum, çalışıyorum. 45 yıldır bakırcılık, kalaycılık üzerine çalışıyorum. Bu meslek ata mesleği. Dedemin babasından intikal ediyor. 5. kuşağı. Aşağı yukarı geçmişimiz 250 seneye yaklaşıyor. 45 yıldır da ben idame ettiriyorum. Kalaycılık yüzyıllardır süren, asırlardır süren bir meslek. Kaybolmaya yüz tutmuş bir günümüzde sanat, zanaat olarak gündemde. Bakır milattan önce devir açmış, devir kapatmış, çağ açmış, çağ kapatmış bir madendir. Ve insanlığın her semeresinde olan bir maddedir, madendir. Kalay da onun yanındaki ayrı bir madendir ve insan sağlığı için faydalı olan bir elementtir. Ama günümüzdeki gençler buna önem vermiyor. Sadece aile bağlarıyla ilerleyen bir meslek olarak kaldı. Öyle kalınca da kaybolmaya yüz tutmuş bir meslek olarak can çekiştirmeye devam ediyor. Kalaylamak için önce müşteriden malzeme gelir. Gelen malzemeyi önce üzerindeki yağ, kir, paslarını çeşitli ilaçlarla çıkarırız. Yani tabiri caizse röntgenle çıkarırız. Neresinde yıpranıklığı var, neresinde bir şey var. Ondan sonraki safhada eski yıpranmış kalayını kum, deri zımparayla temizlenir. Temizlenmiş malzeme ağaç sokmak, örs ve çekiş yardımıyla düzeltilir. Yani günümüze şey yaparsak, badana boya yaparken sıva tamiratı yapılırsa düzgün durur, yapılmazsa oyuk durur. Veya kaportacı arabayı düzgün kaporta yapmazsa boya da dalgalı durur. Kalayda da aynıdır. Düzeltme olmazsa yambur yumbur durur, düzgün durmaz, kullanamazsınız. Onun için bu düzeltmeyi mutlaka ve mutlaka yapılması lazım. Ve bakırı çekiç suyudur, sertleştirir, deforme olmasını önler. Daha sonra kömür ateşinde pamuk, nişadır, kalay kıvamına gelince kalaylanır. Kalaylama işi üç sefer yapılır. Daha sonra da dışı isenine göre ister böyle mat bırakılır, ister böyle polisaj yapılarak cilalama işi yapılır ve teslim anına gelir. Kaymakam Meydanı'nda Süleyman Demirel'in heykeli var. Zamanın belediye başkanı oranın temizlenmesini istemişlerdi. Aşağı yukarı 1992 yılında ki bir hatıram ve ben onu bir hafta süreyle temizledim, parlattım ve asıl rengine kavuşturmuş oldum, pirinç rengine. O arada tabii gelen gidenler ve basın fotoğraflarımı görsel olarak haberlerimi çektiler, yayınlandı. Ve babam o dönem Çeliver Mahallesi muhtarıydı, Ali Tuncuoğlu rahmetli. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel de Çankaya Köşkü'ne, yok başbakanıydı o zaman. Başbakanlığını tebrik etmek için heyet olarak gitmişlerdi. Orada Isparta'dan da
Sayın Süleyman Demirel'e basının buradaki çıkan haberlerin hepsi görsel olarak gidiyor. Ve orada görmüş. Ali Usta demiş, eline sağlık. Önce fırçalamışsın, sonra güzel galaylamışsın. Çok güzel olmuş diye babama böyle bir anekdot yapıp o da geldi bize aklattı. Bu unutamadım, bir hatıradır benim için. Çok değişikli hatıralar var ama en şeyi de bu kalıyor aklımızda. Allah mekanlarını cennet etsin inşallah. Benden sonra bu mesleği devam ettirecek oğlum olmadığı için yok. Bu meslek artık gelen çırak arıyoruz yok, talep ediyoruz yok. KOBİ destek veriyor bu konuda ama çırak yetiştir diye talep yok. Talep olmadığı için de ben de bu meslek bitecek. Ailenin son meslek örneğiyim artık. Kültür Bakanlığı kart verdi. Yaşayan Güldür Hazinesi diye. Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bu konuda değerlendirmeye aldı. Orada Yaşayan Kültür Hazinesi olarak kaybolmaya yüz tutmuş meslekler grubunda yer alıyoruz. Ama oralarda yer almak önemli değil. Önemli olan bunu yaşayan gençlere aktarıp onların devam etmesi lazım. Dediğim gibi en kolay iş seviyorlar. En kolay yorucu olmayan işi seviyorlar. Bizim bu iş yorucudur. Çünkü en ufak kirin olduğu yer kalay yap tutmaz. Kalay o kadar hassas maddedir ki kiri sevmez. Temizliği sever. Ama işime bakarsanız kirli, tozlu bir meslek gibi görünür ama en ufak kirin olduğu yer kalay tutmaz. Elin yağı, teri yapıştığın zaman orası kalay tutmaz. Ama bu kir değildir. Ateşin, kömürün şeyidir. Kalayın yardımcı şeylerdir. Onun için elinden bulaş. Ama şu alnındaki ter insin buraya. Tuzlu olduğu için orayı kalay tutmaz. Mutlaka orayı temizlemen lazım. Şimdi her şeyden önce sevmek lazım. Sevmeden bir şey yapamazsın, yaptıramazsın. Zoraki bir şey olmaz. Ya para kazanıyorsun, para şey yapıyorsun. Elbette kazanacaksın. Yaptığın işin karşılığını alacaksın. Ama sevinmeyen bir iş olmaz. Dünyaya bir daha gelsem kalacı olur muydum? Olurdum. Bakırcı olur muydum? Olurdum. Niye? Yıpranmış, hayata küsmüş bir malzemeyi tekrar canlandırıp hayata kavuşturmanın tabiri caizse yani tespitte hata olmaz. Kolu kırılmış bir hasta gidip öyle yaşayamayacağına göre tedavi oluyor. Bu da biz de bunun tedavisini yapıyoruz. Öğrenciler okula gidiyor. Öğretmen onu tedavi yapıp hayata kavuşturuyor. Bunlar bir döngüdür. Böyle bir kendi içinde sistematik bir gelişmedir. Ben memnunum. İyi ki bu işi yaptım. Çünkü kirli gelip şu hale getirdiğime zevk duyuyorum. Parasını hiç düşünmüyorum bile. Berber bile kestiği zaman o da güzelleştirdiği zaman mutlu oluyor. En zor iş nedir? Beyin ameliyatıdır. İncecik noktalarla çalışırlar.
saatlerce saatlerce yorucu. Ama onu sağlığa kavuşturduğu zaman doktor ne der? Dinlenir. Yorgunluğunu hiç duymaz. Öğretmen, o bir şey bilmeyen öğrenciye bir şeyler aktarıp dağarcığını genişletip ufkunu açtığı zaman mutlu olur. Ben de mutlu olurum. Gençlere tavsiyem hep çalışsın, okunsun, bir şeyler öğrenilsin ama zanaatlara da önem verilsin. Herkesin bir mesleği olabilir, bir diploması olabilir ama o diploma günümüz şartlarında ne kadar hayat veriyor, ne kadar onun yaşamıyla idame ettirebiliyor. Sadece ben okudum, mimar oldum, mühendis oldum, işletmeci oldum, iktisatçı oldum, bu oldum demeyle kalmaz. Mutlaka kendilerini yenilemeleri, kendilerine daha ilerlere gitmeleri gerekir. En kötü meslek çalgıcılık derler ama çal da elinde bulunsun diye atalarımız söylemişlerdir. Onun için tek bir şeyle kalmayın. Elinizde çeşitli alternatifleriniz olsun. Sevgi, sabır, kanaat. Sevmezsen başaramazsın. Sabretmezsen başaramazsın. Kanaat etmezsen doymazsın. Sevmezsen başaramazsın. Sabretmezsen başaramazsın. Kanaat etmezsen doymazsın.